İsrail ilk önce Gazze ile ilgili hesaplarını bir görecek. Ondan sonra Lübnan'a bu işi kaydıracak diye. Şimdi adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz. Tabii son iki gündür olan patlamalar, elektronik cihazlarla ilgili yani bunlar tabii istihbarat literatüründe fırsat operasyonu diye nitelendirilen operasyonlar. Belli ki Hizbullah'ın yapacağı satın almaları gerek teknik gerek insan istihbaratı kaynaklarıyla İsrail önceden öğreniyor. Daha sonra bunlara paravan şirketler veya başka şekilde nüfuz ediyor, hulul ediyorlar. Ondan sonra bugünkü şeyle karşılaşıyoruz manzarayla. Bunun yeni bir konsept olduğunu söyleyebilir miyiz? Yok. Bu daha önce de uygulanmadı. Bu istihbarat örgütlerinin çok sık kullandığı bir şey. Ama burada tabii bir farklılık var. Bu büyük bir çapta. Bu büyük bir çapta kullanılıyor. Bu tabii büyük bir çapta olunca çok yani binlerce insanı etkileyen bir operasyon. Ben ilk gün Lübnan Başbakanı'nı da aradım. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem de yani Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını da ileterek her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu da söyledim. O esnada tabii onun da söyledikleri vardı. Gerçekten şu anda bölgedeki tırmanma endişe verici. Yani İsrail'in yürüttüğü bu operasyonların giderek daha büyük provokatif bir şekle dönüşmesi ve karşılığında da artık Hizbullah'ın, İran'ın ve diğer onlara yakın unsurların artık cevap verme dışında da bir seçenekle karşı karşıya kalmamaları gibi bir noktaya geldik artık. Yani o konuya gireceğim ama siber güvenlik anlamında dünyada her ülke siber güvenlik tedbirlerini arttırıyor. Özellikle bu son olaydan sonra bu konuda bir hassasiyet oluştu. Türkiye bu durumda neler yapabilir, neler yapacak? Siber güvenlikle ilgili aslında ülkemizde, kurumlarımızda büyük bir farkındalık var. Burada biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlüğümüz var aslında bu konuyla ilgilenen. Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı siber güvenlikle ilgili konularda oldukça yetkin kabiliyetleri var. Emniyet Teşkilatımızda yetenek var. Şimdi esas itibariyle müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulu'nda da yapılan tartışmalar neticesinde yani bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. İnşallah çok yakın zamanda bunun hayata geçeceğini göreceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Gelelim İsrail ve bölge meselelerine. Arap Ligi zirvesine de katıldınız. Çok güçlü mesajlar verdiniz. Bölge nereye gidiyor? Sizin bir açıklamanız vardı. Bu olayların sonunda ya daha büyük bir barışa ya da daha büyük bir savaşa gideceğiz diye. Nereye gidiyoruz? Yani bölge esas itibariyle hala iki potansiyeli beraberinde taşıyor. Çünkü savaşın başından beri özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi ülkelerinin oluşturduğu temas grubunun, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkeli temas grubunun çok yoğun faaliyetleri oldu. Yani o faaliyetler zaman zaman da kamuoyuyla paylaştığımız faaliyetler özellikle Filistin meselesinin unutulmuş tanımını, unutulmuş boyutlarını yeniden gündeme taşımada ve Filistin meselesine nasıl yaklaşacağımızı tekrar önceliklendirmede çok muazzam bir rol oynadı. Orada neyi kastediyorum? Gazze'de yürüyen bir katliam var, soykırım var. Bunu durdurmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bir taraftan onu engellemeye çalışıyoruz. Diğer taraftan benzer savaşlar Filistin konulu tekrar etmesin diye iki devletli çözümün tek çözüm olduğu konusunda da muazzam bir çaba var. Şimdi dün mesela BM'de kabul edilen bir karar tasarısı var en son. Biliyorsunuz daha önce BM'de hem Filistin'in devlet olarak tanınması ile ilgili 150'den fazla üyenin kabul ettiği bir karar tasarısı olmuştu. Şimdi de 124 tane üyenin Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı İsrail'in işgal ettiği topraklardan bir yıl içerisinde çekilmelidir kararını onaylayan bir genel kurul kararıyla karşı karşıyayız. Şimdi burada şunu görüyoruz. Aslında Birleşmiş Filistin Devleti unutulmuştu. Filistin Devleti'nin iki devletli çözümün tekrar gündeme taşınmış olması iyi. Bu noktada
uluslararası toplumda gerçekten çok büyük bir bilinç oluştu. Artık uluslararası toplum şu gerçeği teslim ediyor ve arkasında duruyor. Tamam, İsraillere nasıl devlet veriliyorsa Filistinlere de devlet verilmesi lazım. İsrailler nasıl egemenlik ve güvenlik peşindeyse Filistinler de egemenlik ve güvenlik peşinde olmalı. Bunun ikisinin olmadığı bir yerde, birisinin egemen, güvenlik için her şeyi yaptığı bir yerde, diğerinin ise edilgen, baskıya uğrayan, köleleştirilmiş bir toplum olması meselesini artık kimse kabul etmiyor, almıyor da. Ama bunu sürekli yüksek bir sesle vurgulamak, anlatmak ve mücadelesini vermek gerekiyor. Şimdi bir taraftan böyle bir meşruiyet alanı var. Diğer taraftan da Netanyahu'nun Batı desteğiyle yürüttüğü bölgede 20. yüzyılın başlarında başlatılmış Filistin topraklarını tamamıyla çalma projesinin son nihayete erdirmesi projesi de bir taraftan devam ediyor. İki alanda da gidiliyor. Katliam devam ediyor, soykırım devam ediyor, Lübnan'a yönelik tehditler devam ediyor, İran'ın da devreye girmesiyle daha büyük bir savaşın çıkması gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bütün bu riskler de hali hazırda mevcut. Şimdi bunların olduğu bir ortamda riski azaltıp çözümü daha da öne çıkartmayla ilgili neler yapabiliriz? Bunu sürekli çalışıyoruz. Çünkü risk bölgesel savaşla başlayıp neredeyse küresel savaşa erişme potansiyeli taşıyan bir risk. Dün Ürdün'deydik temas grubu olarak. Ürdün Kralı tarafından da kabul edildiğimizde orada da gördüğüm şey şu. Yani gerçekten Ürdün'de Batı Şeria'da son haftalarda olan İsrail operasyonları nedeniyle kendisini bir askeri alarm düzeyine getirmiş durumda. Çünkü artık orada olacak İsrail oldu bittisine sessiz kalmayacağını Ürdünlüler artık hem dostlarına hem uluslararası muhataplarına iletiyorlar. Yani bu da alarm verici bir şey. Yani bizim şu anda Lübnan'ı düşünürken Ürdün'ü de içine alacak, Mısır'ı da içine alacak, bölgenin tamamını içine alacak bir savaş riski her zaman için mevcut ve Netanyahu bunu ilerletmede kararlı. Vahim olan tabii uluslararası sistemin, özellikle Amerika'nın bunu durdurma konusunda herhangi bir aracının ve yeteneğinin olmaması. Uluslararası sistem bu noktada bir araya gelip İsrail'in soykırımını durduramıyor. Fakat bu çatışmalar da gittikçe derinleşiyor. Siz Filistin devletini artık daha yakın mı görüyorsunuz? Filistin devletine uluslararası düzeyde daha yakın bir noktada mıyız bu çatışmaların ardından? Filistin devletine şu anda bir veto uzaklığındayız. Sadece dünyadaki yani 200'e yakın ulus devletin çoğunluğunun tanıdığı, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin itiraz etmediği sadece Amerika hariç bir devlet konusu var. Zaten tanıyan devletler Filistin'le devlet ilişkisini sürdürüyorlar. Yani Filistin'in devletleşmesi, devlet olarak tanınması ve işlemesi konusundaki hukuki ve uluslararası tanınlık konusunda aslında çok şükür bütün aşamalar hemen hemen BM Güvenlik Konseyi hariç tamamlanmış durumda. Problem ne? Problem İsrail'in devam eden soykırım ve işgalinden dolayı Filistin devletinin kendi egemenlik haklarını ve organlarını kullanarak kendi kendini yönetmesiyle ilgili bir şu anda sıkıntıyla karşı karşıyayız. Tabii İsrail iki devletli çözümü özellikle Netanyahu'nun olduğu dönemde unutturarak de facto durumu uluslararası sisteme kabul ettirmeye çalışmıştı. Maalesef ve maalesef yani bazı yani Filistinliler de özellikle tabii imkansızlıktan dolayı yani işte Filistin yönetimi olarak kalalım. Bize ne kadar imkan veriliyorsa bu verilen imkanlarla bu işi götürelim. Ne kadar toprak kaldıysa onu götürelim gibi bir kabul edilmişlik içerisinde oldukları için onlar da aslında bu projeye biraz da dolaylı da olsa hizmet ettiler. Şimdi gelinen noktada bu hikaye tekrar başlangıç noktasına dönüyor ve olması gereken noktaya dönüyor. İnsanlar, çünkü Filistin meselesi Kudüs'ü de içerdiği için sadece Filistin'de yaşayan Arap kardeşlerimizi ilgilendiren bir konu değil. İslam coğrafyasının tamamını ve ötesini ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla burada İslam coğrafyasının hassasiyeti, Müslümanların hassasiyeti, toplumların bu konudaki hissiyatının devletler tarafından politikaya dönüştürülmesi ve uygulamaya konması şu anda iki devletli çözümü tekrar gündeme çok güçlü bir şekilde getirdi.
Efendim, İsrail-Filistin meselesini son soruyla artık geride bırakmak istiyorum. O da şu: İsrail bu savaşı nasıl bitireceğini biliyor mu? Planı var mı sizce? İsrail bu savaşa nereden bakıyor? Bence o soruyu sormak gerekiyor. Yani bu savaşı siyasal bir çözüme götürmek için ve kalıcı bir barış için mi istiyor? Yoksa bu savaşı klasik savaş yöntemlerini kullanarak tırnak içinde tehdit olarak gördüğü her şeyi elimine ederek, askeri, siyasi, ekonomik diğer yetenekleri kullanarak yine klasik yöntemi uygulamak istiyor. Bizim gördüğümüz İsrail'deki şu andaki fanatik radikal hükümet bütün tehditleri yok etme stratejisi gidiyor. Bunun için bütün askeri kabiliyetlerini mobilize etmiş durumda ve bunun için aşamalı strateji uyguluyor. Gazze'de aşamalı strateji uyguladı. Gazze'den sonra şimdi Lübnan'a geçiyor. Daha sonra belki başka hedeflere doğru yönelecek. Bunu yaparken Amerika'nın da Batı'nın da desteğini arkasına alıyor. Şimdi buna dur diyecek bir irade ve güç gerekiyor. Uluslararası sistemin bir araya gelip çok geç olmadan buna dur demesi lazım. Ya da İsrail'in kendi içerisinden aklı selim insanların ortaya çıkıp bu çılgınlığı durdurması lazım. Neden? Bu çılgınlık sadece Filistinlere zarar vermiyor. İsrail'in ve İsraillerin de geleceğini ipotek altına almış durumda. Bu kadar masumu siz katlederseniz, topraklarını çalarsanız, onursuzlaştırırsanız, bunun üreteceği tepkinin altında siz uzun yıllar kalırsınız ve bu tepki ne zaman, hangi şekilde kendisini gösterecek ve nerede gösterecek bilemezsiniz. Bu sizi gelecek 10 yıllar, 100 yıllar güvensizlik sarmalı içerisinde tutacak. Aklı başında olan İsrailli bunu görüyor. Ama şu anki hakim zihin, fanatik zihin aklı selimden uzak, tamamıyla yok etmek üzerine dizayn edilmiş bir politika uyguluyor. Şimdi bunun bu şekilde tasvir edilmesi, sınıflandırılması bile fevkalade önemli. Neden? Konu İsrail olunca, konu İsrail'in desteklenmesi olunca Batı'da o kadar fazla bir tek düzelik, o kadar fazla kendiliğinden üretilmiş hakikat algılayışı vesaire vardı ki insanlar alternatifi bile sorgulamıyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada aslında bunun sadece ilgili Müslüman topluluklar nezdinde değil, dünya coğrafyasında sorgulanabilir olması sadece Filistin meselesinde bir haklılık noktasını ortaya çıkarma değil. Artık dünya şunu söylüyor: ezilenlerin, sömürülenlerin, uluslararası sistem tarafından gözleri boyanan bir kamuoyu vesilesiyle tahakküm altına alınan toplulukların artık bir dakika. Burada söylediğiniz bütün hikaye yalan, anlattığınız şey kurgu, uyguladığınız politika zulüm. Bunun değişmesi gerekiyor. Değişmezse dediğim gibi çeşitli şekilde bu kendisini gösterecek. Teşekkür ediyorum. Hiçbir savaşta yeryüzünde bebekleri öldürerek kazanılamamıştır. Dolayısıyla İsrail'in çok fazla gideceği bir nokta yok. Yusuf Bey ile devam edelim. Buyurun. Sayın Bakan, dediniz ki bölgede topyekün savaş riski var. Daha sonra İsrail'in belki başka hedeflere de yöneleceğinden söz ettiniz. Benim sorum Suriye ile ilgili. Bilhassa Suriye rejimiyle normalleşme konusunda Şam yönetimi sizce zamanı ve konjonktürü doğru değerlendirebiliyor mu? Bununla birlikte bizim Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde ön koşulsuz bir irtibat konusu vardı. Bu noktada hangi aşamadayız? Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir normalleşmenin ardından Suriye'de PKK-YPG'ye vereceği desteği sona erdirip Suriye'den çekilmesi durumu söz konusu olur mu? Teşekkür ederim. Suriye ile ilgili değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bir müddet önce yaptığı bir açıklama vardı. Burada tabii yani siyasi iradenin en üst düzeyde yaptığı bir açıklama. O da Esad'la görüşmeye hazır olduğumuzu ifade etmesi. Şimdi biz Esad yönetimiyle yani epey zamandır çeşitli formatlarda görüşüyor idik. Yani özellikle istihbari ağırlıklı
askeri ağırlıklı, çeşitli çok taraflı formatlarda, özellikle Rusların ve İranların olduğu ortamlarda hep görüşüldü. Fakat şimdi aslında şunu biz tekrar görmek istiyoruz. Özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Türkiye'nin özellikle Ruslarla yaptığı diğer askeri mutabakatlar neticesinde rejimle muhalefet arasında dondurulmuş bir savaş var. Çatışma yok artık, dondurulmuş durumda. Bir sessizlik ortamı var. Herkes kendi bölgesinde duruyor. Bu sessizlik ortamında aradan geçen zaman içerisinde biz belli konuların aslında kalıcı olarak çözülmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini düşündük. Tabii burada tarafların bu adımları atması gerekiyor. Türkiye bu savaşta, yani rejim ve muhaliflerin savaşında görmek istediği konu, rejimi ve muhaliflerin kendi üzerinde anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve. Bu olduğu zaman, özellikle Birleşmiş Milletler kararları uyarınca, bu olduğu zaman bizim için sorun kalkmıyor. Yani olay tanımlanırken aslında şöyle çok fazla ifade ediliyor. Yani Türkiye ile normalleşme meselesi, yani bizimle normalleşmeden de önce, yani biz tabii ki ilişkilerin normalleşmeyle ilgili kendi aramızdaki sorun alanlarını yönetmemiz gerekiyor ama bunların başında mesela şunu söyleyeyim. Yurt dışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci. Yurt dışında milyonlarca Suriyeli mülteci neden var? Kendi halkıyla, muhalefetiyle problemli olan bir yönetim milyonlarca mülteci üretmiş durumda. En çok da Türkiye'de. Bu 3 milyondan fazlası Türkiye'ye gelmiş durumda. 5 milyon mülteci de Türkiye'nin ve Türkiye dostlarının Suriye içerisinde etkin olduğu bölgelerde yaşıyor. Rejimin kontrolünün dışında. Biz orada bu sistemi kurmuş olmasaydık 5 milyon insan daha Türkiye'ye gelmiş olacaktı. Neden biz Suriye'nin içerisinde dost unsurlarla varlığımızı sistematik bir şekilde bu şekilde yapıyoruz? Çünkü hala orada rejimle ilişkilerinde kendisini güvende hissetmeyen 5 milyona yakın bir kitle var. Şimdi bu kitle rejimle barışını, güven ilişkisini tesis etmediği sürece, yani bizim daha fazla göç almayla ilgili endişelerimizin izale edilmesi mümkün değil. Bırakın var olanların geri gitmesini gönüllü bir şekilde, daha fazla göç mültecinin Türkiye'ye gelmesini engelleyecek bir sistem olmuyor. Biz hep şunu söylüyoruz, kendi muhalefetinle bir nasıl sistem kuracaksın? Kendi halkınla, milyonlarla nasıl barışacaksın? Git, odaklanmanız gereken yer burası. Türkiye ile ilgili konu, mülteciler meselesi, terörle mücadele meselesi, bunlar bizim çok rahat konuşacağımız ve konuştuğumuz da konular. Çünkü biz kendimizden eminiz, ne istediğimizi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o konudaki vizyonu fevkalade net. Kurumlarımız bu konuda son derece bilgili. Yani silahlı kuvvetlerimiz olsun, Milli İstihbarat Teşkilatı olsun, diplomasimiz olsun. Yani bu konuda yoğun bir koordinasyonumuz var. Ama şu anda ne yapıyoruz? Şu anda getirdiğimiz noktada sürekli dinamik bir şekilde yürüttüğümüz ilişkilerle sorunun daha fazla ileriye gitmemesi. Bir, çatışmaların olmaması ve daha fazla insanın ölmemesi. İkincisi, daha fazla insanın mülteci olarak çıkmaması. Şu anda bu ortam buna yarıyor. Diğer taraftan Türkiye terörle mücadelesini sürdürüyor. Sizin sorduğunuz Amerika boyutuna gelince, Amerika Suriye ile ilgili kendi taleplerinde aslında bu konuyu çok fazla ilişkilendirmiyor. Dolaylı olarak nereden ilişkilendirir? Amerika'nın ortaya koyduğu şartlarda, özellikle BM şartlarına yönelik bir takım çözümlerin olması gibi konular var. Çünkü Sezar yasası biliyorsunuz, Suriye ile ticari ilişkiler dahil olmak üzere bütün ilişkileri Amerika kendi hukuki normlarıyla yasaklıyor. Kendi hükümranlık alanı içerisinde olan entitelere. Şimdi bunun içinde dolarla iş yapan, Amerikan şirketleriyle iş yapan ne kadar yapı varsa Suriye ile ticaret yapmada sıkıntı çekiyor. Bu Suriye ekonomisini zaten kötü, oldukça daha kötü durumda tutuyor. Şimdi bir de üçte bir tarafı Amerika'nın desteklediği PKK-YPG üzerinden işgal edilmiş durumda. İşgal edilen bölgelerde de özellikle Suriye'nin çok işine yarayacak doğal zenginlikler var. Petrol başta olmak üzere. Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olmasının, ben diğer sorunları da Suriye'nin
daha rahatlıkla çözeceğine inanıyorum. Yani orada bir bağlantı var ama çok direkt bağlantı olmayabilir. Teşekkürler. Avrupa Birliği ile ilişkiler, Gamze Hanım buyurun. Evet Sayın Bakanım. 29 Ağustos'ta AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katıldınız. Özellikle Kıbrıs'la bağlantılı bazı mesaj ve tespitleriniz oldu. Mesajlarınız AB tarafında ne tür yankılar buldu? Ayrıca Türkiye'ye ilişkin tam üyelik perspektifi konusunda samimi gözlemleriniz nelerdir? Son olarak aşırı sağın hız kaybetmeyen yükselişi bu tabloyu nasıl etkileyecek? Evet, Avrupa Birliği GİMNİ toplantısına, Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına davet edildik uzun bir aradan sonra. Bu önemli bir toplantıydı. Çünkü hem formatı itibariyle hem tartışılan konular ve daha sonra yapılacak olan takibi itibariyle de önemli bir toplantı. Burada yani uzun zamandır beraber çalıştığımız bakan arkadaşlar var. Onlarla görüşlerimizi hep paylaşıyorduk birebir. Yüksek temsilci Borrell'le de sürekli bir araya geldiğimizde pozisyonlarımızı biliyoruz, anlatıyoruz, ne olduğunu biliyoruz. Genişlemeden sorumlu komiser var, Haley vardı. Onunla da zaten şeylerimiz belli, pozisyonlarımız belli. Ama ne farklı? Yani birbirimizi ikili düzeyde tanıdığımız bütün aktörler artık hepsi AB-Türkiye konulu bir toplantıda bir araya geldik. Yani Türkiye ile bir nevi dondurulmuş bir takım ilişkiler bundan sonra nereye nasıl gidebilir sorusuna bir cevap arama egzersiziydi. Şimdi esas itibariyle bizim birebir yaptığımız ilişkilerde de gözlemlediğimiz konuların orada biraz daha yapısal bir şekilde tartışıldığı bir düzlem oldu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın seçildikten sonra Avrupa Birliği ile alakalı ortaya koyduğu yenilenmiş vizyonu var. Yani her seçimden sonra Cumhurbaşkanımız ülkemizin dış politikası ile ilgili, güvenlik politikası ile ilgili, dost düşman tanımı ile ilgili halkın artık iradeyi verdiği makam olarak yenilediği ifadeleri var. Yani bunları dikkatle takip etmek gerekiyor. Ama bunlarda da ciddi bir devamlılık var. Yani terörle ilgili düşman tanımı, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü tanımı ve aynı zamanda Avrupa Birliği ile ilgili konu. Bu konuda hep nettir. Seçildiği andan itibaren de tekrar Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye vizyonunun değişmediğini Cumhurbaşkanımız vurgulamıştı. Ben bu konuyu açıkçası başlangıç noktası olarak ortaya koydum. Tabii bu şunun için önemli. Avrupa Birliği'nde bir tarafın girmesi ve diğer tarafın kabul etmesi, yani bu karşılıklı irade beyanıyla olacak bir şey. Demokrasilerde bunun siyasi iradeyle mümkün olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin 2004'ten itibaren ortaya koyduğu siyasi iradenin devam ettiğini biz ortaya koyduk. Ama Avrupa Birliği'nde 2008'den itibaren artık siyasi iradenin değiştiğini, bu noktada bir siyasi irade olmadığını, bu irade Türkiye-Avrupa Birliği üyelik ilişkilerini tam ortada bıraktı. Şimdi üyelik ilişkileri irade yoksunluğundan dolayı ilerleyemezken diğer taraftan aday ülke statüsüyle yapmamız gereken şeyler var. Yani beraber yapmamız gereken konular var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri içerisinde gerek ticari olsun gerek siyasi olsun bu konularda atılması gereken adımlar var. Yani üyelik konusu ilerlemiyor diye diğer konularda çalışmama olmaz. Fakat son yıllarda bir takım subjektif yaklaşımlar, bazı AB üyeleri ülkelerinin kendi konularını AB'nin merkezi konusu gibi yapma çabaları esas itibariyle yani AB gündemini Türkiye ile ilişkilerde biraz dibe çekti. Burada biz tekrar bu dibe çekmeyi normalleştirme, özellikle ticaret, ekonomi, vize, eğitim, kültür gibi alanlardaki zaten var olan normal işleyişimizi daha da pekiştirmek, daha da yapısallaştırmak konusunda neler yapılabilir onu gördük. Şimdi gözlemlerimden biri şu, özellikle yani son 3-4 yıldır Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere, Orta Doğu'daki Gazze savaşı ve diğer konuların Çin, Rusya ve diğer ülkelerin giderek daha başka bir boyuta evrilmesi, ittifak
şekli itibariyle. Avrupa Birliği'nin jeostratejik olarak bir alarm seviyesine geldiğini görüyoruz. Avrupa Birliği esas itibariyle ekonomik sorunlara yönelik dayanıklılığını fevkalade geliştirmiş. Güvenlik ve jeostratejik konularını da Amerika üzerinden, onun sağladığı şemsiye koruma üzerinden yürüten bir yapıydı. Şimdi ama bunun da yetmeyeceğini veya Amerika'nın bunu yaparken kendilerinin de her zaman kabul edeceği ve halkları tarafından benimseneceği bir politika olmayacağını da görmüş oldular. Maliyet ve bedel var. Bu ne kadar yönetilebilir? Şimdi bizim onlara tabii baştan beri söylediğimiz şuydu. Yani Avrupa Birliği meselesi özellikle Türkiye ile alakalı. Yani biz bunu ortaya koyarken vizyonumuz ne? Avrupa Birliği esas itibariyle coğrafi devamlılığı olan bir yapı. Yani Türkiye şu anda Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere üye. Kendisi de Avrupa'nın bir parçası coğrafi olarak. Hem Orta Doğu'ya bakan, hem Asya'ya bakan, hem Kafkasya'ya bakan birçok yeni var. Yani şimdi Avrupa'nın da bir parçasısınız. Coğrafi devamlık olarak siz de Avrupa Birliği üyesi olsanız 2008-2009'lu yıllarda benim değerlendirmem Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıkmazdı. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nde olduğu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olduğu, yani doğudan ve batıdan gerçekten iki güçlü aktörün Avrupa Birliği içerisinde olduğu bir ortamda jeostratejik bu türden dip akıntılarının olduğu yerde Avrupa Birliği Atlantik tarafına daha fazla sürüklenmez. Türkiye daha farklı şeyi çekim dip dalgasına maruz kalmaz. AB, Türkiye yani herkes bulunduğu yerde daha güçlü bir çekim merkezi oluşturabilirdi jeostratejik olarak. Yani ama bunu yapmadığınız zaman başka çekim merkezlerinin dip dalga akıntılarına siz kapılıyorsunuz. Çünkü yani dünyadaki uluslararası sistemin ürettiği mücadele enerjisi de bunu dikte ediyor. Bu stratejik perspektifle olaya yaklaşmayan Avrupa Birliği'nde son dönemde yükselen bir aşırı sağ var. Bu aşırı sağ Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini nasıl etkiler? Schengen'le alakalı şu an Almanya'nın almış olduğu bazı tedbirler var. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri Schengen'in de facto olarak artık işlemediğini ifade ediyor. Aşırı sağ ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri nasıl ilerler? Aşırı sağ konusunda bizim pozisyonumuz şu. Onu toplantıda da ifade ettiğim için burada söylemekte de beis görmüyorum. Türkiye ile olan ilişkilerinde özellikle merkezi Avrupa ülkeleri aşırı sağ iktidardaymış gibi davrandılar hep zaten. Dolayısıyla yani bugün aşırı sağ iktidara gelse Avrupa Birliği'nde bizim için değişen bir şey yok. Türkiye olarak. Bizim soydaşlarımız ve vatandaşlarımızla ilgili ne olabilir? Onunla ilgili sorunlarımız olur, endişelerimiz olur. Onları çok yakından takip ediyoruz. Ama onun dışında devletten devlete politik ilişkilerde ne olur meselesiyle alakalı aslında yani şöyle bir kaygıyla sürekli Avrupa Birliği politika oluşturdu. Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ilerletirsek, Türkiye ile ilişkilerimizde pozitif gündemi çok gündeme getirirsek ne olacak? Biz aşırı sağ zemin kaybedeceğiz. Onun için Türkiye ile ilgili pozitif konuları ilerletmeyelim, geri alalım. Merkezi Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Yapmadığınızda ne oldu? Aşırı sağ yine yükseldi. Ama mukabilinde neyi kaybettiniz? Çok büyük bir stratejik avantajı kaybettiniz. Bu türden uluslararası krizlere dayanıklı olmayla ilgili bir yeteneğinizi kaybettiniz. Büyük bir müttefikle %100 perçinleşme imkanını kaybettiniz. Veya geciktiriyorsunuz. Bu maliyetleri tabii görecek, analiz edecek ve toplumlarına anlatacak liderlere ihtiyacı var. Şimdi sokak siyasetini siz birilerini ötekileştirip kendinizi yüceltme üzerinden kurduğunuz zaman ve bunun üzerinden çok hızlı büyüme stratejisi izlediğiniz zaman, oy kazanma stratejisi izlediğiniz zaman kısa vadede bir şeyler alıyor gözüküyorsunuz ama bunu yaparken çok büyük stratejik dengeleri de darmadağın ediyorsunuz. Bu bir maliyet öngörme meselesi. Dolayısıyla bizim aşırı sağı çok yakından takip ediyoruz ama zaten Türkiye Avrupa'da aşırı sağ iktidardaymış gibi sürekli yani şey yapılan bir ülke olduğu için. Teşekkür ederim. Çok büyük bir değişiklik olmayacak diyorsunuz. Yahya Bey'le devam edelim. Buyurun. Efendim Batı'yı çok konuştuk. Ben biraz da Doğu'yu sormak istiyorum. BRICS meselesini. Tartışılıyor, konuşuluyor. Ankara'dan yapılan bu konuda açıklamalar yok.
benim gözümden kaçmadıysa eğer, ama Rusya'dan oradan buradan bazı açıklamalar geliyor. Konu nedir? Türkiye BRICS üyesi oluyor mu? Beklentisi ne? Başka bir perspektifim var. Bunu netleştirebilir misiniz? Memnuniyetle. Yani Cumhurbaşkanımız da defaatle izah ettiler. Yani biz de konuştuk. Biz özellikle mevcut dünyada 200 tane aşağı yukarı ulus devlet aktörünün olduğu, bu aktörlerin giderek daha fazla yetkinleştiği ve giderek daha fazla ticari aktör, devlet dışı aktörün ve teknolojik faktörün içine dahil olduğu bir dünyada güç matriksinin sürekli evrildiğini görüyoruz. Bunu iyi görüp iyi analiz etmek gerekiyor. Bütün bu matriksin içine katılan ulus devlet aktörleri başta olmak üzere diğer aktörleri de işin içine alarak. Bu matriksi görmek, analiz etmek, devinimini yakalamak niye önemli? Şunun için önemli, yani hesabınızı kitabınızı yaparken bir, burada hangi nitelikli ittifakları hangi konuda geliştirmeniz gerekiyor? Onu görmeniz gerekiyor. Hiçbir ülkenin ittifak kurmadan, yani yeryüzündeki krizleri tek başına çok büyük bedeller ödemeden yürütme şansı yok. Her ülke ittifak kurmak zorunda. Ekonomik ittifaklar, güvenlik ittifakları, siyasi ittifaklar, birçok ittifak. Şimdi Türkiye'nin kadim devlet kültüründe, yani ittifakları kurma, ittifaka dahil olma ve sorumluluklarını getirmeyle ilgili çok güçlü bir geleneği var. Şimdi biz özellikle ekonomiyle ilgili bu kadar çeşitliliğin olduğu, hareketliliğin olduğu, devinimin olduğu, dinamizmin olduğu bir global markette tabii ki bütün alternatifleri, opsiyonları değerlendiriyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'ni az önce konuştuk. Aslında Avrupa Birliği'nden buraya gelmemiz de fevkalade iyi oldu. Yani Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, şimdi gümrük birliği düzeyinde, ama onun da üstüne gidip üyelik ile taşlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık. Çünkü Avrupa Birliği'nin şöyle bir mekanizması var. Kendi ekonomik ve ticari işbirliğinin üye ülkenin ihtiyacı olan geliri üretmediği noktada altyapıyla ilgili özellik ve diğer konularla ilgili fonlarla devreye giriyor. Yani yüzlerce milyar dolar, euro pardon, para veriyor. Türkiye'de nüfusa orantılı olduğu zaman bunları şey yapacaktı. Yani bunun için, şunun için söylüyorum. Yani biz halk tarafından seçilmiş, sorumluluğu olan bir hükümetiz. Hükümet kendi icraatlarını hayata geçirirken halkın bir numaralı ihtiyacına cevap vermek zorunda. Bunun için uluslararası ilişkilerini bu şekilde dizayn eder. Şimdi Avrupa Birliği ile dediğim gibi biz ilişkilerimizi bu şekilde devam ettirip iyi niyetle bir noktaya götürmeye çalışırken, bunun duraksadığı bir yerde de ekonomik olarak başka ne türden alternatifler olabilir? Buna bakmamız normal. BRICS şu anda kurulduğu andan itibaren, yani kurumsallaşması çok fazla gerçekleşmemiş ama bununla ilgili tartışmaların yapıldığı bir platform. Yani AB gibi işte entegre edilmiş ortak para birimi, işte finansman usulleri, modelleri, yatırım, kriterler, altyapı vesaire, bu konuların çok fazla hala olmadığı bir alandayız. O yönde gitmek ve ilerlemek istiyorlar mı? Yani bir Avrupa Birliği gibi bir model oluşturmak istiyorlar mı? Sanki o BRICS ülkeleri kendi içinde de bu modeli tartışıyor gibi Sayın Bakanım. İşte içine girip göreceğiz. Yani işte arayışımız o. Dediğim gibi biz sadece BRICS'e değil ASEAN'a da çok yakın bakıyoruz. ASEAN'la da çok yakından ilgileniyoruz. Başka, yani şu anda hani Türkiye'nin içinde bulunduğu, merkezinde bulunduğu başka ekonomik işbirliği teşkilatları var. Diyelim Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı var. İslam ülkeleriyle kurduğumuz ekonomik işbirliği teşkilatları var. D8 var. Ama şunu görüyoruz, yani gerçekten ölçek ekonomisi açısından baktığınız zaman, market yaygınlığı açısından baktığınız zaman giderek daha büyük ölçekli entegrasyonlara ihtiyaç var ki daha rahat hareket edesiniz. Bir de Türkiye'nin ekonomisi çok büyük. Artı, yani şöyle bir tırnak içinde Türkiye'de mucize, yani ekonomi mucizesini yaşayan bir ülke. Yani kendi klasmanında çok az ülkenin olduğu, hemen hemen olmadığı bir ülke. Yani biz petrol, gaz gibi bir hani hızlı nakit getiren, yüksek nakit getiren, gelir getiren bir finans kaynağımız olmadan, endüstri ve teknoloji üretip satarak, sanayi ve teknolojiyle, tarımla ve hizmet sektörüyle
G20 arasında olan ve kalmayı başaran bir ülkeyiz. Yani diğer ülkelerin hepsini tek tek bakın, ait oldukları büyük şeyler vardır. Doğal kaynaklar özellikle. Ya birkaç tanesinin doğal kaynağı vardır ya da çoğu büyük ekonomik entegre yapılara mensupturlar. Avrupa Birliği gibi, işte Kuzey Amerika Paktı gibi veya işte Amerika ile tercihli özel ticaret anlaşması olan, onun tarafından desteklenen diyelim hani Japonya gibi, Kore gibi ülkelere baktığınız zaman veya Avustralya.